Tuzla Marina. Kedimiz Turşu ile Bodrum'a gideceğiz. Tekne eksiklerini tamamlayıp yola çıkmamız saat 11'i buluyor. Marina'dan çıkıp Deniz Harp Okulu önünden geçip adaların arkasına dümen kırıyoruz. İstanbul'dan Bodrum'a gidiyoruz. Birinci gün 40 millik bir rota yaptık. Tuzla Marina'dan çıktık. 40 mil sonra Güzelce Marina Büyükçekmece'yi geçince oraya gireceğiz. Hava doğudan esiyor. Tam kafadan geldiği için yelken açamıyoruz. Yassıada'nın yeni tesislerini görüp yanı yanından oradan direkt Büyükçekmece'ye rotayı kıracağız. Güzelce Marina'ya akşam üzeri gireceğimizi zannediyorum. Şu an Büyükada'nın arkasından geçiyoruz. Yakın olan Büyükada. Hemen onun daha kuzeyinde Heybeliada var. Turşu bizimle ama çok korkuyor. Şu anda hala alışamadı ilk günü. Bakalım içerilerde devamlı kaçıyor. Dışarı çıkamıyor, sudan korkuyor. Şimdi onu arıyoruz. Evet, kendine güzel bir yer bulmuş. Korunaklı. Orada oturuyor, dışarı çıkmıyor çünkü su sesi hoşuna gitmiyor. Şamlıca Kulesi ve hemen yakınımızda Yassıada, arkasında Sivriada. Ama Yassıada Sivriada'nın süliyetine bürünmüş üzerindeki yapılaşmayla. İki tane Sivriada'mız olmuş. Rüzgar 8 mil civarında ve tam burundan geliyor. O yüzden gene yelken yok. Motorla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Sivriada'nın yanından geçip direkt karşı kıyıya vuracağız. Senelerdir buradan toprak çektiler. Limanları doldurmak için kaya taşıdılar. Şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Karşımızdaki burnu geçince Büyükçekmece'yi göreceğimizi zannediyorum. 3 yelkenimiz var. Code Zero da donattık. Yani 2 canavamız, bir de ana yelkenimiz var ama açamıyoruz. Çünkü rüzgar tam kafadan geliyor. Saat 4'e geliyor. Yaklaşık 40 mil yol geldik. 40 mil boyunca hep ev, hep apartman. Hiç boşluk göremedik. Yaklaşık bir mesafede Güzelce Marina'nın girişi görünüyor. Telsizle anons edeceğiz ve oraya demirleyeceğiz. Akşam oradayız. Bağlandık. Oldukça sıcak bir gün. Hiç hava almıyor. Ve bakalım kedimiz ne yaptı. Turşu. Turşu nasılsın? Nasıl oldun? He? Akşam Güzelce Marina üstünde yemek yiyecek bir yer buluyoruz. Turşu yukarı çıktı ama kapının önünden pek uzaklaşmıyor. Hala mutsuz. Yürüyerek Güzelce Marina üstündeki restorana gidiyoruz. Başla. Sabah 7'de Marmara Adası için yola çıkıyoruz. Deniz sakin, dümdüz. Kedimiz hala bizimle. Dün gece biz de uyudu, yatağımızdan inmedi. Huzursuzluğa devam ediyor. Kalkınca sanki yeni yere gelmiş gibi baştan tekmeyi keşfetti. Dışarı çıkmıyor. Biz de bir arkadaşı çağırdık. Eve geri göndereceğiz. Bu
Seni bırakıyoruz. Saat 11. Turşu denizde yapamadı. Çok strese giriyor. Onun için bir arkadaşı çağırıp onu İstanbul'a arabayla geri gönderdik. Dolayısıyla denize çıkmışken bir geri döndük. Arabanın gelmesi, turşuyu vermemiz saat 11'i buldu. Şu an güzelce marinadan tekrar Marmara Adası'na gitmek üzere yola çıkıyoruz. Kıyıdan kurtuluyoruz. Henüz Marmara Adası'nı göremiyorum. Şanssızız çünkü Hamburun'dan gene gelen bir 2-3 notluk bir rüzgar var. Çıktığımızda 5 nottu. Çok hafif bir rüzgar. Az bir dalga yapıyor ama yelken açamıyoruz. 6-8-6-7 rüzgar 8-6 not civarında. Aşağı yukarı tam kapadan geliyor. Neredeyse Marmara'nın tam ortasındayız. Birazdan gemi yolunu tam keseceğiz. Gemiler görünmeye başladı. Bu arada Marmara Adası tam karşımızda göründü. Soluna doğru da Kapıdağ Yarımadası seçiliyor. Tamamen yelkendeyiz. Hızımız 5.1 ile düştü, 7 idi. Rüzgarın hızı da 7.2. Saat 5'e geliyor. Daya yarım milden az bir mesafe kaldı. Saraylara yanaşacağız. Bir gece orada kalacağız. Balık yiyeceğiz. Ertesi sabah çıkıp adanın arka tarafına Narlıköy'e gitmeyi planlıyoruz. Hava çok güzeldi. 5 not, 7 not, 8 not, 9 nota kadar rüzgar çıktı. 5 mil kaladı adaya. Rüzgar bize yelken açma fırsatı verdi. Şimdi adaya yaklaştık. Rüzgar iyice kaldı. Motoru çalıştırdık. Marmara Adası'nda Saraylar Köyü meşhur Marmara Beyazı Mermeri'nin ana ocağı. Roma ve Osmanlı boyunca buradan çıkarıldı ve adanın büyük bir bölümü şu anda hala bu mermeri çıkarıyor. İskelede tamirat var ama yanaşıp bağlanıyoruz. Güneş batmadan bir ada turu yapacağız. Köy mermer ocakları ile kuşatılmış durumda. 7 kilometre, 2 kilometrelik bir bant tamamen kazılmış ve hani bitki örtüsü görmeniz mümkün değil. Her taraf taş toprak olmuş. Ancak sarayların hemen arkasındaki 600 metre yükseklikteki tepeye tırmanırken 400 metrelere geldiğinizde orman dokusu başlıyor. Ve yukarı çıkınca tüm Marmara'ya hakim, Kapıdağ'dan Avşa Adası'na, Tekirdağ'a, Şarköy'e kadar görebildiğiniz bir noktaya çıkıyorsunuz. Tepeleri aşıp Marmara Adası'nın merkezi olan Marmara'ya iniyoruz. Avşa, Paşa Limanı ve Marmara Adası'nın meydana getirdiği adaların yönetimi Marmara'dan yapılmaktadır. Hem ticari merkezdir hem de Erdek ve İstanbul'dan gelen gemi seferleriyle bir turizm cenneti haline gelmiştir. Adada ilk yerleşimler M.Ö. Yunanlar tarafından yapılmış idi. Elafnesos yani geyik adası anlamındaydı. Sonra adanın güney kıyısı boyunca doğuya ilerliyoruz. Bitki örtüsü, ağaçlar büyüleyici, saatli, değişik bir yeşile sahipler. Topağaç köyünden geçiyoruz ve kıyıdan tam bir ada turu yapmış oluyoruz. Saraylara geri dönüyoruz. Burada Antik Roma Mezarlığı son ziyaret noktamız.
Saraylar köyündeyiz. Sabah 9.30 limandan çıktık. Hemen yan koyda bir Türkiye'nin ilk mermer fabrikası veya yani ilk mermer fabrikalarından biri varmış. İstanbul'dan bile mermerler buraya işlemeye geliyormuş. Şu anda vakıflara teslim edilmiş ve belki de müze olacak. Hemen onun kıyısına yanaştık. Eski limanı. Buraya tekneler yanaşırmış. Botla çıkıp görmek istiyoruz. Nasıl bir yer, neler var. İskele biraz yıkık. Her yeri otlar, bitkiler kaplamış. Terk edilmiş. Kimse yok. İçeri girebilir miyiz bilmiyorum. Şu sahne filmlerden kalma gibi. Eski model bir kamyon ve ev. Bahçede insan gücüyle çalışan, rayda yürüyen bir vinç dikkatimizi çekiyor. Tesisin 1912 yılında faal olduğu, İstanbul'a deniz yoluyla devamlı mermer sevk edildiği, tesis hakkında öğrenebildiğimiz tek şey oldu. İçeride muhtemelen Türkiye'nin ilk buhar makinelerinden biri duruyor, sapasağlam. Tezgahlar var, herhalde bu tezgahlara mermerleri koyup kesiyorlardı. Enerji, hareket yukarıdan bir mille geliyor yan odadaki buhar motoründen sanıyorum. Tüm makinelere dağıtılıyor dişli sistemiyle. Kesiyor, kesiyor. Bu dekoyla buradan, oradan da sahile götürüyor. O vinçle de tekneye yüklüyor. Gel şu çiçeğe bakar mısın? Şunun güzelliğine bak. Endemik bu. Ama böyle bir şey olmaz ki, bu boy. Bu çok küçük, ay kocaman böcek var için. Bence kum zambağı aynı. Ya da başka bir şey zambağı. Ama zambak ya. Yani. Ama zambak. Koku nasıl? Muhteşem koku. İki dal alalım. İki dal alalım valla. Şuradan bir ödür ya, ödür yazıktır ya. Şunlara bakın. Yok. Oradan mı gidiyor? Nereden geçeceğim? Aa, bir de incirimiz mi var? Kesilmiş siparişler duruyor. Doğu burnuna geliyoruz. Bu tam gördüğünüz Marmara Adası'nın doğu burnu. Hemen açığında da Asmalı Adası yer alıyor. Arkada gördüğünüz tepeler, dağlar Kapıdağ Yarımadası. Kapıdağ Yarımadası'nın biz batı, kuzeybatı ucuna, Narlıköy'e gideceğiz. Deniz harika, dümdüz. Asmalı Adası'nda da balıkçıları görüyoruz. Aslında tam kılıç zamanı. Eskiden Marmara Adası'nın kılıç balığı çok meşhurdu. Kapıdağ Yarımadası'nın burnuna geliyoruz. İlhanköy karşımızda. Pervaneler yoktu. Son senelerde konulmuş. Çocukluğumun geçtiği Narlıköy, eski evimize çıkıp bir kahve içiyoruz. Narlıköy'den çıkınca bir buçuk saat kadar güzel yelken yapabildik. Hatta iki saat. Tam 90 dereceden yandan rüzgar aldık. 8-9 mille Avşa'ya kadar geldik. Avşa'da rüzgar birden 3-4 millere düştü ve yön değiştirdi. Biraz motorla gittik, açıldık. Hani daha bir rüzgar buluruz diye. Bir yarım saat kadar. Açıldık. Rüzgar tatlı oldu gene 5 mil, 3 mil arası oynarken. Code Zero'yu açmaya karar verdik hani düşük havalar için. Code Zero'yu açtık ama rüzgar iyice düştü. 3 mil, 2 mil, 1,5 mile kadar düştü. Code Zero'yu çalıştıramadık. Hiç rüzgar olmadı. Motöre geçtik. Bir saat seyir yaptıktan sonra gene rüzgar 15-16. Şu anda işte 120 dereceden gelen bir rüzgar var. İki yelkenimiz de açık. Code Zero'yu kapatmıştık rüzgar olmayınca. Aşağı yukarı 7,5 mille biraz da motor takviyesiyle gidiyoruz. Çünkü 6'da arkadaşlar bizi iskelede bekliyor olacak. Onlara yetişeceğiz. Şarköy Limanı büyükçe ve korunaklı bir yer. Ancak düzensiz bir kullanım gözü çarpıyor. Gezi tekneleri pek düşünülmemiş.
Çocukluğumun minicik Şarköy'ü artık yok. Koca bir turizm merkezi olmuş. Çarşıda akşam yemeği ve erken yola çıkmak için vakitlice teknemize dönüyoruz. Saat 6'da hareket ettik. Balıkçı barınağındaydık. 100 lira bir ücret de aldılar. Sakin, dibi çamur, bir konaklama yeri. Bugün 70 mil gideceğiz, Bozcaada'ya gideceğiz. Yani hemen 1 mil sonra aşağı yukarı Çanakkale Boğazı'na girmeye başlıyoruz. Ama burada boğaz geniş, gittikçe daralacak. Neredeyse seyirin %80'i Çanakkale Boğazı'nda geçecek bugün. Hava yine batı gibi esiyor. 4. günümüz. Hala keyifli bir rüzgar bulamadık. Şu an motorla gidiyoruz. 7.2. Rüzgarın hızı 3.7 ve rüzgar tam karşıdan geliyor. Dar yerlerden birine geliyoruz Boğaz'ın. Ve burada köprü inşaatımız var. Çanakkale Boğazı'nın köprüsü. Henüz tabii halatlar açığa atılmamış ama kuleler ortaya çıkmış. Saat 10.30'a geliyor. Boğaz geçişimize devam ediyoruz. Ortalara doğru geliyoruz. Hava sıfır. Hiç rüzgar yok. Çok rahat bir seyir yapıyoruz. Eşim resim çalışmalarına başladı. Ben bilgisayarda, internette maillerime bakıyorum, cevap veriyorum. Bu arada yelkovan kaynıyor burada. Boğazdan bir aşağı bir yukarı geçip duruyorlar. Boğazın en dar yerlerinden birine geliyoruz. Mağara burnu. İleride Kilitbahir sağ tarafımızda. Sol tarafımızda da Çanakkale'yi görüyoruz. Yola çıkalı 7 saati buluyor. Bunun 2 saati Şarköy'den Boğaz'a ulaşmakla geçti. 5 saat boyunca da Boğaz'da seyrediyoruz. Şu anda Çanakkale Şehitleri Adresi'ni görüyorsunuz. Çanakkale Bozcaada arası 14 deniz mili. Yaklaşık 2 saat sürüyor. Sakin bir hava, rüzgar güneyden geliyor. Bozcaada'da kale önünde belediye marinasına yanaşıyoruz. Mazot ikmali yapıyoruz. Biraz da yiyecek ikmali yapıyoruz. Sonra çıkıp Bozcaada'nın sokaklarında dolaşıyoruz. Haziran ortası. Ama pandemi yasakları yeni bitti. Tüm esnaf yaza mevsime hazırlanıyor. Akşam yemeği için seçimimiz Yakamoz Restorant. Mezeler, balık ve şarap. Sabah 8.30'da Bozcaada'dan yola çıktık. 30 mil kadar gidip Assos'un önüne demirlemeyi düşünüyoruz. Orada denize girip belli bir süre geçirdikten sonra akşam da Ayvalık'a, Cunda Adası'na geçeceğiz. Pandemi nedeniyle 9 ile 3 arasında sokağa çıkma yasağı var. Onun için 9'dan önce hareket ettik. Evet, kahvaltıdan evvel aldığımız usturmaça kılıflarını giydiriyoruz. Bunlar hem tekneyi koruyor hem de usturmaçaların çirkin görüntülerini biraz daha güzel hale getiriyor. Baba burnunu görüyorsunuz. Arkada da Midilli var. Anakaraya yakın gidiyoruz. Sahil muhafaza telsizle civardaki tekneleri uyardı. Yunanlılar bir Türk botuna ateş açmışlar. Onun için dikkatli seyredin diye bir uyarı aldık. Yunan karasularına girmeyeceğiz. Önümüzdeki ada Midilli Adası. Biz Babakale burnunu dönüp Assos'a doğru gireceğiz.
Baba burnunu döndük, doğuya burnumuzu çevirdik, Anadolu'ya doğru. Gene tam burundan rüzgar alıyor. 15 dakika sonra Behramkale'nin önünü demirleyeceğiz. Biraz denize gireceğiz. Belki karaya çıkarız. Assos'un önüne demirledik. Normalde demirlenecek bir yer değil ama hava o kadar düz ki. Bir kumbank var. Onun üzerine çapamızı koyduk. Assos'ta ufak bir barınak var. Teknelerin buraya girmesi mümkün. Birkaç yelkenliği misafir edebiliyor. Burada oteller, kafeler ve alışveriş yapacak bir market bulunuyor. Kömür ateşinde yapılan sakız kahvesi mutlaka burada içilmeli. Ayvalık'a 20 mil yolumuz var. Fazla oyalanmadan yola koyuluyoruz. Hava batıya döndü. Sena geliyorlar, geliyorlar bak. Bir ara ona yakın Yunus bize eşlik ediyor. Ayvalık Boğazı'na giriyoruz. Burada fenerler arasından geçmek gerekiyor. Junda Adası. Alo, Serhat demir atacakmışsın. Tamam. Burada tavuz yokmuş. Junda Adası'nda Ömer arkadaşımız bizi karşılayacak. Tonoz yok, kıştan kara demirlememizi söylüyor. Ömerlerin evi kıyıya yakın. Tekneden çıkıp evlerine doğru yola koyuluyoruz. Birkaç senedir uğramadığımız evi biraz zor buluyoruz. Akşam üzeri içkisi ve akşam yemeğinden sonra tekneye dönerken Junda çok kalabalık. Saat 1:30 gibi Junda'dan ayrılıyoruz. Ayvalık içinde bir tur atacağız. Ayvalık bir adalar grubu ile çevrilmiş bir iç denizin kenarında. 500 yıllık zeytin geçmişiyle zeytincilikte en önemli bölgelerimizden biri. Ayvalık adalarını geride bırakıyoruz. Sarımsaklı plajları. 2 saat oldu. Rüzgar 22 knot. Hızımız 8 notlara yaklaşıyor. Kıç omuzluktan alıyoruz. Yani 120 derece gibi bir açıdan alıyoruz rüzgarı. Rotamız doğru Bademli. Tam Bademli'ye gideceğiz. Orada iki ada arasında bir sığ bir alan var. Oraya demirlemeyi düşünüyoruz. Rüzgarın durumuna göre Bademli'de demirleyecek yer seçeceğiz. Rüzgarı 130-120'den almaya çalıştık. Bizi Midilli'ye doğru çekti. Sonra burada kavança attık.
ve tam Bademli'ye hedefledik, oraya doğru gidiyoruz. Bademli deniz kenarında bir yerleşim değil. Denizden yaklaşık yarım mil içeride. Bunun sebebi sanırım bu koyun bir karış yükseklikte bir derinliğe sahip olması. Kayık ile bile girmek mümkün değil. Koya fazla girmeden demir atmak zorundayız. Koyun ağzına demirliyoruz. Bota binerek bize tavsiye edilen Sunar'ın yeri balık lokantasına çıkıyoruz. Eline sağlık. Harika bir masa yaptın bize. Ben ara ara filmler yapıyorum. Gün batışında rakı ve balık. Hava karardıktan sonra tekneye dönüyoruz. Bademli'nin önünde kıyıya paralel iki ada var. Garip Adası ve Kalem Adası. İki ada arasında deniz 2 metre kadar alçak ve bembeyaz bir kum ile kaplı. Buraya girip demirliyoruz. Gece burada kalmak daha iyiydi ancak karanlıkta restorandan buraya uzak olur diye Bademli kıyısında kaldık. Deniz burada muhteşem. 3'te Bademli'den hareket ettik. İstikamet Foça, 22 mil. Yola çıkınca güzel bir rüzgar yakalıyoruz. 15 mil esiyor. Bu rüzgar ile hızımız çok arttı. Kahve içeceğiz. Rüzgar hala 15-17 mil arası esiyor. Hızımız 8 ile 9 mil arası. 10 mil kadar yolumuz kaldı Foça'ya. Saat 6'ya geliyor. Foça'nın giriş ağzındayız. 20 mil arkamızda rüzgar var. Ama Foça'nın koyu sakin. Rahatça girip demirleyeceğiz. Tüm koy içi demirlemeye müsait. Foça limanı çok korunaklı. Yatlar için marina da mevcut. Ama biz koyun ortasında Alarga'da kalmayı planladık. Bot ile Foça Limanı Başkanlığı önünde karaya çıkıp çarşısını gezmek istiyoruz. Kentin merkezi burundaki kale. Kalenin yanından sokaklara dalıyoruz. Eski Foça'da bulunan evler biraz yıkık ama etkileyici. Kalenin kuzeyinde küçük bir koy daha var. Burası balıkçı tekneleri ve restoranlar ile dolu. Buraya açılan sokaklar da alışveriş için dükkanlarla dolu. Kısa bir turdan sonra yine tavsiye üzerine Fokay restoranta geliyoruz, kale civarında. Bu gidişle içimde rakı ağacı çıkacak. Her akşam bir duble, her akşam bir duble. Yemekler nefis. Sabah saat 8'de Foça'dan çıktık. Bir yarım saat içinde bir koku hissettim ben. Böyle bir yanık kokusu.
İçeri gidip motorun kapağını açtığımda kokunun oradan geldiğini anladım. Böyle elimle yokladım. Elimi alternatör yaktı. 2 gündür hep Alarga'da kalıyoruz. Kıyıya bağlanmadığımız için akülerimizi şarj etmiyoruz. Üstelik hep yaytenle geldiğimiz için 2 gündür akülerimiz tamamen boşalmış. Alternatör de aküleri doldurmak için aşırı ısınmış. Hedefimiz bugün 44 mil ve Çeşme Marina. Karaburnu'nun kuzeybatı burnunu dönüyoruz. Oradan Çeşme'ye doğru güneye devam edeceğiz. Burnu döndük. 90 dereceden 7 knot bir hava var. Önümüzde Karaada ve Toprakada var. Karaada'da bir koy bulup öğle yemeği yiyeceğiz. Saat şu an 1.15. Ve yolda yaptığımız öğle yemeğimiz sosisli, domatesli makarna. Karaada'dan yola çıktık. Direkt Çeşme Marina'ya gideceğiz. Çeşme'de Marina'ya giriş yapıyoruz. Bağlanıyoruz. Marina Müdürlüğü'nde giriş işlemleri, ardından da marina içerisinde bir tur atıp akşam yemeği yiyoruz. Çeşme'de şehre inecek halimiz kalmamış, yorgunuz, erkenden yatıyoruz. Bugün saat 8'de Çeşme Limanı'ndan çıktık. Çıktığımızda 7-8 mil güneyli bir rüzgar vardı. Bir ara yelken açtık. Burnu döndükten sonra tam bundan olunca yelkeni topladık. Aşağı yukarı 2 saat gittik. Rüzgar falan kalmadı. Deniz dümdüz oldu. Böyle olunca da sağa gidecektik 44 mil. Vazgeçtik. 20 mil daha gidip Kuşadası'na girmeyi kararlaştırdık. Güzel havayı bulmuşken daha çok yol yapalım dedik. Şu anda Doğan Bey burnuna geldik. Orada biraz duracağız, dinleneceğiz. Doğan Bey burnunda mola veriyoruz. Botla kıyıya kayalara yaklaşıp denize giriyoruz. Sahilde kayaların arasından çıkan hava kabarcıkları dikkatimizi çekiyor. Biraz daha yüzünce kabarcıklar çoğalıyor ve su ısınıyor. Burada ufak bir mağara var. İçine girince orada su neredeyse 35-40 derece. Hamam gibi. Sanırım buradan geçen bir fay var. Çıkan kabarcıklar da metan gazı olmalı. Şahane bir mağara. Sessizli ve sıcak. Buradaki kabarcıklar çıkıyor. Pıtır pıtır pıtır. Hamam sefasından sonra Doğan Bey'den çıktık. Kuşadası 21 mil karşımızda ileride. Akşam üzeri Kuşadası Setür Marinası'na bağlanıyoruz. Yine önce kayıt işlemleri, sonra çarşı. Kuşadası'nın eski merkezine kadar gitmeyi planlıyoruz. Pandemi sonrası Kuşadası canlanmaya başlamış. Eskiden yabancı turist kaynayan kale etrafı şimdi oldukça boş.
Yurt dışı uçuşlar ve gemi seferleri henüz başlamadı. Kalenin hemen üstünde eski dar sokaklara dalıyoruz. Eşimin büyük dedesinin mezarı buralarda olacak, onu arıyoruz ama nafile. Sanırım biri bahçesine katmış. Akşam yemeği marinada Ayvalık balıkçısında. Bu son etabımız. Sabah 8 gibi Kuşadası'ndan çıkıyoruz. Bugün yaklaşık 57 deniz mili yol yapacağız. 20 mil sonra Dilek Boğazı'nda bir mola verip oradan 40 mil daha yola devam edip Bodrum Türkbükü koyuna girmeyi planlıyoruz. Hava öğlene kadar böyle rüzgarsız olacak. Öğleden sonra bize yardım edecek kuzeyli bir rüzgar bekliyoruz. Türk Cumbotu, Türk Karasularındayız. Burada da Yunan Cumbotu. Ve Dilek Boğazı, Dilek ile Sisam Adası arasında oradan geçeceğiz. Davutlar Burnu ve karşısında da Sisam Adası. Burnu dönüyoruz. Ve en batı uçlarımızdan birisi Bayrak Adamız. Arkası Samos. Yani Sisam. Sisam. Aslında görünen evler oradaki kasaba Psegorion. Psegor'un doğduğu yer. Dilek Yarımadası'nın tam ucunda 3 tane adacığımız var. Tavşan Adası, Su Adası ve Sandal Adası. Bu adaların arasına demirleyerek denizin tadını çıkarıyoruz. Su pırıl pırıl ama eski canlılığı yok. Tek tük balık görüyoruz. Buradan çıkınca rüzgarın da yardımı ile 24 mil Didimburnu'na kadar doğrudan iniyoruz. Burada rotamızı Bodrum Türkbükü'ne çeviriyoruz ve aşağı yukarı 16 millik bir yolu da bu etapta yapıyoruz. Bu son etap ile 475 deniz mili olan seferimizi tamamlamış olduk. Yaklaşık her gün ortalama 47 deniz mili yaptık. Günde ortalama 6 saat seyri yapmış olduk. Artık yazı geçireceğimiz Bodrum'dayız.